merhabalar beraber örelim youtube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çok kolay çok şık bir bebek pati anlatacağım patimiz haroşa örgü ve lastik örgüden oluşuyor örgüye yeni başlayan arkadaşlar bu patiyi rahatlıkla örebilirler şöyle ilmeklerimi attıktan sonra birkaç sıra haroşa ördüm sonrasında ara kısımda lastik örgü ördüm sonrasında tekrardan haroşa örgü örerek modelimi kestim dikimle beraber patiğime son şeklini verdim bu patiğim 6 ayda 9 aya olabilecek ölçüde 31 ilmekle beraber bu patiğime başladım. Sizlere anlatacak olduğum patiğim 1 yaş ölçüsünde olması için 35 ilmekle beraber başlayacağım. Şöyle patiğimi çıkartayım. Patiğimi dikimle beraber şu şekilde model veriyoruz. Şöyle güzel, şık, kolay bir patik modeli. Sizler de ilmeklerinizi atarken şu şekilde de atabilirsiniz. Patiğin bilek kısmının ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o noktadan şöyle bir mezure yardımı ile de ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şu şekilde istediğiniz bilek kısmındaki uzunluk noktasına mezurenizin başlangıcını koyarak şöyle taban kısmından ölçerek mesela bunun uzunluğu 15 santim 15 santimlik Şişinizin üzerine ilmek atabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız daha büyük ilmekler atabilirsiniz. Bu şekilde de ölçerek ilmeklerinizi atabilirsiniz. Sizlere ben modeli bugün gri renkle beraber anlatacağım. Sizler istediğiniz markada, istediğiniz uzunlukta ip kullanarak patiğimizi yapabilirsiniz. Üç buçuk milim şiş kullanacağım. Şöyle gri ipimi alıyorum şişimi de alıyorum. 3,5 milim şişim. Şöyle iki şişim üst üste koyarak ilmeklerimi atacağım bu şekilde. Taban kısmının toplamaması için ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. 35 adet ilmeğimi şişimin üzerine atıyorum. Şişimin üzerine 35 adet ilmeğimi attım. Şöyle şişimi bir tanesini çıkartıyorum. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıramı ördüm. Sonda bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi ipin ters yönü alarak son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenardaki örgülerimizin düzgün olması için sondaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örneğimin ön yüzündeyim burada yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna geldiğimde bir ilmeğim kaldı bu ilmeğimi ters olarak örüyorum bu şekilde sıralarımız 9 diş haroşa sıramız olana kadar ön yüzde düz arka yüzde de düz olarak sıralarımızı örelim patiğimizin şu kısmındaki haroşa sıralarımız 9 diş haroşa olana kadar ben de sıralarımı öreyim. 9 diş haroşamı ördüm. Şöyle örneğimin ön yüzünde başlangıç ipim sol kısımda sayıyorum. Haroşalarımı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diş haroşam var. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada da yine 9 diş haroşam var. Şu başlangıç sıramı saymıyorum. Ondan sonra haraşo sıralarım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra haroşa sıram var. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada lastik kurulumunu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön yüze alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum bir düz bir ters olarak sıramı tamamlayacağım. Sıramı sona geldiğimde şöyle ters düz son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu kenarın düzgün olması için bu son ilmeğimizi hep ters olarak örelim. Örneğimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeğimin sonraki ilmeğimin yönü ters ters olarak örüyorum sonraki ilmeğimin yönü düz düz olarak örüyorum bir düz bir ters olarak sıramı tamamlıyorum sıramı tamamladım örneğimi çeviriyorum örneğimin arka yüzünde yine bir düz bir ters olarak lastik kısmını öreceğim Şu kısımda şu aradaki lastik örgülerimiz, şu düz örgülerimizi saydığımızda şunları saydığımızda yukarıya doğru 15 tane olana kadar yani 15 sıra olana kadar lastik kısmını örelim. Ben de sıralarımı tamamlayayım sıralarımı 15 sıra olana kadar ördüm şuradaki düz örgülerim yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra olana kadar ördüm örneğimin ön yüzündeyim burada bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim sıramı ördüm örneğimin arka yüzündeyim burada da yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim alt kısımda ördüğümüz 9 sıra haroşayı bu kısımda da öreceğiz şu, şu kısımda 9 sıra haroşa örmüştük bu kısımda da yine yukarıya doğru 9 sıra haroşa örelim ben de sıralarımı tamamlayayım sıralarımı ördüm yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diş haroşa sıramı ördüm şu şekilde şimdi kesim işlemini yapacağım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum şöyle ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum ilmeğimi örüyorum İlk ilmeğimi üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Bu şekilde kesim işlemini yapıyorum. Bütün ilmeklerin bitene kadar kesim işlemini yapalım. Patiğimin kesimini tamamladım, ipimi de burada kestim. Şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Şöyle patiğimizi ikiye katlayacağız. Şu şekilde dikimi yapacağız düz yüzü iç kısımda kalacak şöyle ters yüzü dış kısımda kalacak bu şekilde dikimi yapacağız hangi kenar kısmınız daha güzelse orayı şu boğaz kısmı olarak bırakabilirsiniz Ben şu şekilde dikeceğim iki ucu şöyle birleştiriyorum iğneme ipimi geçirdim şöyle iki ucu karşılıklı bir şu şekilde tutturuyorum. Tekrardan aynı noktadan iğnemi geçiriyorum. Şöyle burayı bir sabitliyorum. Sonrasında şurada düz örgü var. Bu düz örgülerin iç kısma bakan kanadıyla diğer taraftaki iç kısma bakan kanatları birleştirerek dikimimizi yapacağız. Bu tarafın şu düz örgü kanadını alıyorum. Diğer tarafında iç kısma bakan kanadını alarak birleşimimi yapıyorum. Bu şekilde dikimimi yapacağım. Her iki düz örgünün iç kısımdaki kanatlarını alarak dikimimi yapıyorum. Şöyle görünüşü şu şekilde dikimini bu şekilde bütün ilmeklerime dikeceğim yine şu kısmında da yine karşılıklı düz örgülerin içe bakan kanatlarını alarak dikimimi yapacağım patimin dikim işlemini tamamladım bu şekilde patimi bitirmiş oldum şöyle göstereyim sizlere bir yaşa olabilecek ölçüde. Patimi yerleştirdim. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de benimle beraber severek örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.